Herkese merhaba ben Ayşe, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kidega'dan yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Selin Aydın önerisiyle yaptım. Kidega'dan daha önce hiç alışveriş yapmamıştım. Amazon'dan yapma planım vardı aslında ama bir türlü fırsat olmadı oradan. stokta kalmamıştı kitap vesaire. Ben de Kidega'dan yapmaya karar verdim. Şimdi kitapları göstermek istiyorum size. Şöyle iki tane ayraç göndermişler. Teşekkür ederim. 7'den edebiyat grubumuz var bizim biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. Clubhouse'da sohbetlerimizi yapıyoruz. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı kitaplarımızı kararlaştırdıktan sonra aslında bu alışverişi yapmaya karar verdim. Biraz da benim için motivasyon olur diye. Bu aralar biliyorsunuz hem kapanma geldi vesaire. <laughs> evlere tıkıldık yine. Biraz moralimiz bozuk ama umarım bir faydası olur bu kapanmanın. Artık son bulur tüm sa sağlık durumlarımız eskisi gibi olur. Herkesle görüşürüz, kavuşuruz. Bayram sonrası umarım her şey çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi kitaplarıma geçmek istiyorum. Mayıs ayı için Gültekin Karakuş'tan Algı Kalesi'ni seçmiştik. Rastlantı ve Devinim. H2O kitap.com H2O kitap evet yayın evi. Bunun Nilda önermişti. Ben de araştırdım sonra hani bu yediden edebiyatın bana bir katkısı da aslında çağdaş edebiyatı biraz daha az takip ediyorum. Daha az kitap okuyorum çağdaş edebiyattan. Yani yediden edebiyatla birlikte böyle bilmediğim kitapları da fark etmeye başladım. Bu çok hoşuma gidiyor. Algı Kalesi de onlardan bir tanesiydi. Gültekin Karakuş yazarını söylemiş miydim? <laughs> Yıl 1873 Türklerin kökeni kitabı yayınlanmış ve insanoğlu biricik olma özelliğini kaybetmiştir. Bin yıllarca toprak altında kalmış Asur tabletlerinin gün yüzüne çıkmasıyla Tevrat'ta yazılı Nuh tufanının Gılgamış destanından bir alıntı olduğu anlaşılmış. Aynı zamanda o bir ihtimalin de şansının yaver gittiği kesinleşmiştir diyor. İstanbul'da geçen bir hikaye sanırım. Ee, enteresan bir kitap olacak gibi. Bir solukta okunacak ancak bir lokmada yutulamayacak bir kitap yazıyor arkada da. Enteresan bakalım. Belki öncesinde Gılgamış Destanı'nı da okumak gerekebilir. Ben okumuştum ama tekrardan okunabilir. Bir diğeri <laughs> Haziran Haziran kitabıydı sanırım. Yok bu pardon. Mayıs Algı Kalesi Haziran Körburun. Hikmet Hükümenoğlu. Bu kitabı da hiç duymamıştım ama meğersem çok meşhur bir kitapmış. Hatta işte bu kitap yoktu Amazon'da. Çok pahalıydı daha doğrusu etiket fiyatı üzerinden satılı. Hatta etiket fiyatı 48 TL orada 53 TL gibi bir şeydi. O yüzden ben hani biraz iner belki hani dönemseldir diye bekledim ama olmadı. Kitabı da gayet uygun bir fiyattı. En uygun oradaydı 33 liraydı sanırım. Oradan aldım. Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri roman ödülü almış. Hem uzak hem yakın bir ada, sapa, içine kapalı ama bir o kadar da yakınındaki ana karanın uzantısı. Kuşaklardır gözden ırak, ağır akan yaşantısı aslında hiç yabancısı olmadığımız bir öykü anlatıyor bize. Eski ah ne güzel komşularımız ile geçen günlerden gittikçe kendi içine kapanan, içine kapandıkça da kendi kurallarındaki dayatmacılığın sertliği bir yaşamın adım adım örüldüğü kör burunda gürültülü şeyler hakkında susulur günlük sesler ise uğultuya dönüşür. Üç kuşağın aşklarını, hırslarını, düş kırıklıklarını anlattığı kör burunda büyük romanı deniyor ve bizi öykünün bireyi açtığı yere bakmaya yönlendiriyor demiş. Vallahi evet kendimize döndüğümüz bir zaman ama benim aslında apartmanda da komşuları da tanıdığımız bir dönem. Yani hiçbir yere çıkamadığımız, edemediğimiz için alt komşular şöyleymiş, üstte şunlar oturuyormuş vesaire daha çok tanımaya başladık aslında. Bakalım bu kitap bu kapanmanın ya da bireyselliğin hangi yönünü gösterecek bana. Bir, bir diğeri de Şule Gürbüz'ün. Kambur isimli kitabı bunu da e, Kevser önermişti. Bunu Merve önermişti diye hatırlıyorum. E, Kambur da kısacık bir kitap. Bizim için kolay olacak okuması diye düşünüyorum. Bu da etkileyici bir kitap diye duymuştum. Genç bir yazarın ilk eseri denilecek Juvenilya kategorisine sokulacak hiçbir yanı yoktu Kambur'un. Olgun bir yazarın elinden çıkmış acemiliği, sakarlığı olmayan olgun bir metin demiş. Bu da bir kadın baş başrolünde sanırım. Yine kadınların isyanı olabilir diye düşünüyorum. Bana öyle bir şey anımsattı. Hani konularını çok bilmesem de şu an beraber okuyoruz arkalarını. O yüzden okumak istedim sizinle. Bir diğeri Şükran Yiğit'ten Ankara Monomur. Bunu Şükran Yiğit'i geçen ay okumuştuk, Mart ayında. Burası Radyo Şarampoli okumuştuk. Çok sevdiğim için tekrar bir kitabını almak istedim. Bu da önerilen ve çok sevilen kitaplarından birisiymiş. İletişim yayınlarından çıkıyor. Bu da kısacık bir roman. Bakalım, merak ettim bunda. En kısa zamanda okumak istiyorum. Bir diğeri de bir üçlemenin diğer iki kitabı Nisan ayında Kevser'in grubuyla beraber Adalet Ağoğlu'nun ölmeye yatmak kitabını okumuştum. Çok sevdim. Bir dönem romanı 1938-68 yılları arasındaki Cumhuriyet kuşağını anlatıyor. Aslında bir Cumhuriyet kuşağına ait bir kadının kendini arayışı, kimlik çatışması, toplumda yapılan baskıları vesaire. Ben çok e, severek okudum. İkinci kitap bir düğün gecesi, e, üçüncü ise hayır. Bu dar zamanlar üçlemesi diye geçiyor. Aslında dördüncü kitap da varmış ama çok uzun yıllar sonra çıkarmış. Onu e, tek olarak da okunabilir diyebiliyorum. Devamında belki alırım bakalım bunları bitirelim Bir öncelikle. Adalet ile uzun süredir tanışmak istiyordum gerçekten. Kalemini merak ediyordum. Türk edebiyatında da Türk kadın yazarlar arasında da çok gerçekten kaliteli, nitelikli edebiyatçılar arasında geçiyor adı. Ben de bu sebeple hep tanışmak istemiştim. Dar zamanlara kısmetmiş. Bir diğer aldığım kitap da aslında John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabını okudum. Ee, ama birine hediye etmişti. Hediye etmedim aslında. Hani okuması için e, vermiştim. Ödünç almıştı ama geri gelmeyince hep bir eksikliğini hissediyorum. Özel yayınlarına bakınca böyle diyorum Fareler ve İnsanlar kitabım vardı benim. Çok da böyle e, okuduğum zaman videosunu da çekmiştim. Ben de yeri ayrıdır yani. O yüzden tekrar edinmek istedim baskısı çıkınca. Bir ara yoktu çünkü bu baskısı, bu kapakla baskısı yoktu. Sel yayınlarından çıkmıyordu. Aa Bir diğeri, Marcel Proust, Okuma Üzerine. Bunu aslında Storytel'de dinlemeye başladım. Geçen haftalarda yürüyüşe çıktığımda bir yandan da böyle kulağımda kulaklıkla dinliyordum çok hoşuma gitti. Hiç de duymamıştım bu eserini. Tesadüfen bana öneri olarak çıktı Storytel'de. Bunda kapalı olduğu için şu an açamıyorum ama Marcel Proust'un birey ile kitap arasındaki ilişkiyi ve özgün psikolojik edim olarak okumayı irdelediği, bu edinim kaynaklarına yaptığı yolculuğu içeren bir anlatı. Dinlediğim yere kadar böyle çok özlediğimi fark ettim. Proust'un düşüncelerini, bir olaya karşı bakış açısını, insanların duygularıyla, onları gözlemleriyle beraber beni her zaman içine çeken bir anlatım var zaten. Okumakla da ilgili mutlaka edinmek istedim. Bunu tekrar altını çizerek okumak istiyorum. O kitabı dinlerken bir bölümünde Arthur Schopenhauer'un Aforizmalar, Yaşam Bilgeliği üzerine Aforizmalar isimli kitabından bahsediyordu. Ben de böyle araştırdım, almak istedim. Hani Proust bahsetmişken hem de kitabın içinde geçiyorken ara ara okurum. Zaten aforizma okumayı da çok seviyorum. Böyle yazarların aforizmaları mesela burada altı bölüme ayrılmış temel bölümlendirme bir kimsenin ne olduğu üzerine bir kimsenin neye sahip olduğu üzerine neyi temsil ettiği üzerine öğütler ve özdeyişler yaşam çağlarının farklılığı üzerine değil diye. Kurgu dışında gerçekten ara ara böyle kitaplar okumak insanı daha da genişletebiliyor. Böyle daha geniş açıdan bütünsel olarak yaklaşabiliyorsunuz olaylara. Ben seviyorum yine bu tarz kurgu dışı kitaplarda okumayı. Bir diğeri sizin önerinizde. Pınar Kür Asılacak Kadın aldım can yayınlarından. Aslında Sanırım sonuncu sonbahar mı önermiştiniz sepetimi onu atmışım ama e, onun öncesinde başka bir kitabı da okumak gerekiyormuş diye okudum bir yorumda. O yüzden onu çıkardım e, ve asılacak kadına karar verdim. Asılacak kadın da bayağı e, yine kadın sorunlarından bahseden yayımlandığı ilk günden itibaren büyük ses getirmiş. Gerek anlatım tekniği gerekse kadının toplumda konumlandırılmasına ilişkin cesur tavrıyla Türkçe edebiyatın klasikleri arasına girmiş bir roman diyor. Çok etkileyici Füsun Akatlı yazmış. Gerçekten merak ettim bunu da. Asılacak kadını da eklemek istedim o yüzden. Hem de kadın bir yazar olduğu için Türk edebiyatımızda biraz daha kadın yazarlara da artık ağırlık vermek istiyorum. Bundan önce hep böyle hem Çağdaş Edebiyat'ta hem de klasiklerde daha çok erkek yazar okuduğumu fark ettim. Biraz da kadınlara yer açalım, onları fark edelim, onların kalemini daha çok izlemeye çalışayım diye düşündüm. Bu kitapları aldıktan sonra 150 TL üstüydü sanırım yazınsal ustalık. Virginia Woolf'tan hediye -Hedi sepete. Yani birkaç tane kitap vardı. Ben bunu seçtim. Woolf'tan da yazarlık üzerine, yazınsal üstelik, ustalık üstelik üzerine yalnızca roman ve öyküleriyle değil aynı zamanda edebiyat ve yazı üzerine düşünceleri, eleştiri yazıları ve değerlendirme notlarıyla da okurlarına yüksek edebiyat zevki sunuyor. Demişler, O yüzden merak ettim. Bunu da eklemiş oldum. Benim alışverişim bu şekildeydi. Motive oldum. <laughs> Alışverişi yaptım. Kısa bir sürede de geldi. Umarım aralarında kısa sürede okurum. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Bu Adalet Ağol'un Dar Zamanlar üçlemesinin diğer iki kitabını Öznur'un grubu Haziran'da okuyacakmış sanırım. Öznur Kargusuz. Youtube ismi de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Dar zamanlar 2 ve 3 Haziran ayında belki Mayıs ayında okurum 2'yi, 3'ü beraber okumuş oluruz. Bakalım onlarla da iletişime geçebilirsiniz siz de okumak isterseniz. Benim aldığım kitaplar bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir dönem diliyorum. Umarım her şey yolundadır. Siz de motive olmuşsunuzdur. Bir şekilde bahar geldi, mutluluk içiniz, içindesinizdir. Herkese sağlık diliyorum. Öncelikle devamında gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.